Evet arkadaşlar merhaba. 4 Şubat 2022 Cuma gününe geldik. Herkesin cuması şimdiden kutlu olsun. Evet, İzmir'de dün çamurlu bir pis vardı, yağmurlu bir hava vardı. Bugün de hemen şu hava durumuna arkadaşlar bir bakalım tekrar. Evet, herhangi bir yağmur gözükmüyor Pazartesi Salı'ya kadar. Cuma Cumartesi Pazar açık olacak. Havada gayet müsait. Evet, hemen değerlendirmelerimize geçelim arkadaşlar İzmir'le ilgili. Altı koşulu bir program var. Yani birinci koşu saat 7'de başlıyor. Akşam 9.30'da altıncı koşuyla altılı ganyan bitiyor. Yedili presimiz yok. Evet, öyle kolay olmayan böyle altı koşu ama gerçekten çok da böyle cazip gibi duran bir program var. Saat 19'da Handikap 14 koşuyla başlıyor. Altılı ganyan 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metre çıkacaklar kuma. Evet, burada 6 tane safkanla geçeceğiz burayı. Tuttuğumuz atlar da var burada. Güzel atlar var. Gerçekten ilk ayak. Herkes yakacak böyle. 3 numaralı Libertador Gökhan Gökçe ile son kursunu kazandı ama yine kazanabilir. 4 numaralı Rocky Boy Nevzat Avcı ile artık bu safkanın arkadaşlar zamanı geldi. Üzerine Nevzat Avcı da biniyor. Yani bu safkanı yazmadan asla geçmemek lazım. 1 numaralı Süper Baba. Evet, Muharrem Ok'la Formula Apprenti güzel işler yapmaya başladı. Bir günde iki koşu kazandı. Tebrik ediyoruz. 10 numaralı Rio Dorukhan Palour'la arkadaşlar kesinlikle ihmal edilmemeli. Bu safkan epeydir koşuyor, kendini gösteriyor falan filan ama ortada bir şey yok gibi gözükse de bir gün böyle çok ters bir zamanda gelip herkesi ters köşeye yatırabilir. 7 numaralı Hikmet Ağa Erhan Aktu'yla ve 2 numaralı Ayvalık Ateşi Mustafa Çiçek'le Ayvalık Ateşi tamamıyla kendini buldu. Tam kıvamına da geldi. Bu tip yarışlarda daima yazmak lazım. Burada 6 tane atı arkadaşlar tamam sırayı veriyoruz ama ayrımsız yazmak gerekiyor. 3, 4, 1, 10, 7 ve 2 şeklinde. Yazamadığımız burada bir Blue Thunder kaldı. 6 numara. Dileyenler onu da ekleyebilirler. Bir de Wonder Kit arkadaşlar. Yani 6, yani çok sürprizle düşünenler ilk ayağa 6 ve 11 numaralı safkanları da ilave edebilirler. O zaman 11 atın 6'sı değil 11 atın 8'ini yazmış olacaklar ki ilk ayak kapalı gibi olacak. Evet, ikinci koşuyla beraber maiden koşu ikinci ayakta başlıyor. 11 tane safkan var bu maiden koşuda. 3 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Evet, burada da 5 tane atla geçeceğiz burayı da arkadaşlar. Merak etmeyin, 2 tane tekimiz daima var. Yani genelde 2 tekle tutmaya çalışıyoruz biliyorsunuz zorlamadıkça. Burada 5 atla geçeceğiz. 1 numaralı Big Winner Mustafa Çiçek'le çok şanslı. Yani burada artık bu atın meydandan çıkma zamanı da geldi. Pardon, Papa Krem yavrusu. Evet, ilk atımız 1 numara. İkinci atımız yine bu General Quarter yavrusu Barış Kurdu biniyor üzerine. İzmir'in jokeyi. 2 numaralı Can Kral. İhmal edilmemeli. 7 numaralı Ready Teddy Nevzat Avcı ile arkadaşlar. Bu safkan da böyle bir şey yaptı yapacak. Belki bugün olmayabilir ama riske atmayalım dedik. Bakarsanız Nevzat Avcı çünkü hakikaten avluyor herkesi zamanı geldiğinde. Ata biniyor ve kazandırıyor. 8 numaralı Red Justin Görkem Özçelik'le ve 10 numaralı Cordelia Alaaddin Küründük'le arkadaşlar. Yani burada yazmadığımız 11 numara var. Dileyenler 11 numarayı da burada ilave edebilirler. Strong Beryl. Bu safkan da arkadaşlar sıkıntı yaratabilir bugün. Yani sıkıntı derken yazmayanlara sıkıntı yaratabilir. Ama burada 1 ve 2 numara çok ön planda. Yani küçük kuponlarda 1 ve 2 arkadaşlar yeterli olabilir. 7, 8, 10 ve artı dedik yarı olanlar için 11 numaralı Strong Beryl'i de ihmal etmeyin. Üçüncü koşu şartlı 4, üçüncü ayak 4 ve yukarı Araplar
1900 metreye çıkacaklar. Evet, burayı da 4 atla geçeceğiz. Ekürler burada çok ön planda, öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani Van Lumaho, 5 numaralı Van Lumaho ve 1 numaralı Biçeroğlu, burada Oktay Kızıldaş'la bir şeyler yapabilir. Özellikle bana göre 5 numara Van Lumaho'yu düşünürken herkes, bana göre burada 1 numaralı Biçeroğlu çok daha şanslı. Oktay Kızıldaş da ara ara yarış kazandırıyor arkadaşlar. Apprenti arkadaş. Evet, 1-5 burada öncelikle ön planda. 8 numaralı Goben diyoruz Erhan Aktu'yla. 4 numaralı Ildırlı diyoruz Mürsel Kayış'le. Ve 2 numaralı Bütünay diyoruz Kaan Can Gökçe'yle arkadaşlar. Burada inandığımız safkanlar bunlar. Yani Ekürler çok ön planda ama. 1 ve 5. 8, 4 ve 2 de burada arkadan gelebilir. Burada yazmadığımız bir tane 6 numaramız var. O 6 numarayı da dileyenler, yani biz onu en arkada bıraktık. Furkan Himin bindiği 71 handikap puanıyla. Yeğenim Toprak da burada baktığımız zaman, zaten yeğenim Toprak gördüğünüz gibi İzmir'in atı arkadaşlar. Böyle olduğu zaman da Mertcan Çelik binmiş. Böyle olduğu zaman da bu İzmir'in atları belirli periyotlarda geliyorlar. Bakın çok uğraşmış zaten. Gördüğünüz gibi burada 6 numarayı da ilave etmemizde yarar var. Furkan Him bakarsınız getirir burada. Evet. Ekürler ön planda dedik. 8, 4, 2 ve 6 dedik arkadaşlar. Dördüncü koşudayız. Şimdi 20.30'da şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 6 tane safkan var. Arkadaşlar günün ilk teki burada geliyor. Burada 2 numaralı Run for Happiness Muhammed Nirbilgin'le bankomuz arkadaşlar. Yani 3. birinciliğini de alacak bu grupta. Yani yapmış olduğu dereceler de zaten iyi. Şimdi o derecelere bu atların karşı gelmesi çok zor arkadaşlar. Yani 2 tane bir yarış kazanmış. İkisi de gayet iyi. Baktığımız zaman ikisi de İzmir'de arkadaşlar. Piste de yatkın. Yani iki jockey aynı. Gördüğünüz gibi 1.28 51 ile 1400'ü kazanmış burada. Yani ve ganyanları da bakın 1.45 2. Yani burada zor geçilir bu safkan. Ya yani bizim bankomuz tekrar kazanacağını düşünüyoruz. Bu safkanı burada yıkmak, yani en fazla bir numara hani zorlar veya runner girl Görkem Özçelik'le hani zorlar arkadaşlar, sadece zorlar. Ama burada çok net bir banko Run for Happiness 2 numara. Evet, 5. koşudayız şimdi. Şartlı 5, 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre kum piste çıkacaklar. 4 tane safkan var burada. Burada da ikinci tekimiz geliyor. 1 numaralı Can Dadaş. Bu grubun üstünde arkadaşlar bu safkan. Scarface yavrusu. Barış Kurdu artık burada bir film çevrilmezse rahat rahat gelir. Ali Rıza Yıldız antrenör. Pardon, Regaip Yıldız. Yani Yıldız grubun yani sonuçta. 1 numara burada da banko. İkinci bankomuz yani Can Dadaş. 6. koşudayız. Yani İzmir tabi AGP1'ler böyle gelirse, yani ne kadar böyle bilemiyorum ama ilk iki ayak biraz böyle karışık arkadaşlar. Bir hani orada 10, 12, 9, 8 Ganyan'ın safkanların gelme ihtimali çok fazla ilk iki ayakta. Hatta ilk üç ayakta arkadaşlar. Ama altının kaderini bu ilk üç ayak belirleyecek. Son ayaktayız. Bu da son ayak da o kadar kötü, yani çok rahat değil. Handikap 15, 4 yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. 6 tane safkan var burada. Sıralamamızı verelim hemen. 2 numaralı Semboltay, Görkem Özçelik'le. 3 numaralı Dilek Tepesi, Nevzat Avcı. 5 numaralı Bal Melda, Zülfikar Karabulut. 4 numaralı Fırtına Güzeli, Muhammed Mirbilgin. 1 numaralı Lal Çiçeği, Kaan Can Gökçe. Ve 6 numaralı Akdeniz Rüzgarı, Alaaddin Kününlük'le. Evet, burada yani şöyle söyleyeyim, aslında normalde arkadaşlar kapatmalık bir ayak var ama biz 6 at verdik. 2, 3, 5, 4, 1, 6 şeklinde. Son 4 tane atı yazmadık açıkçası. Son 4 tane at içinden gelen olur mu? Olabilir. Neden olmasın? Özellikle 8 numaralı Tatlı Kız ve 9 numaralı Asilana da burada geliri var. Yok değil.
Yani çok at yazmak isteyenler burada arkadaşlar çok net bir altılıyı kaçırmak istemeyiz tabii ki böyle diyoruz. Evet, yeni üye olan arkadaşlarımızı hemen hatırlatalım. maxsporttahmin.com web sitemizden de yenilenen şablonlarımızı gün içerisinde izleyebilirsiniz. Yurt içi, yurt dışı at yarışını biliyorsunuz yabancı yarışları da veriyoruz. Onun da takip alanımızda. Evet, İzmir'le ilgili görüşlerimiz burada sona erdi arkadaşlar. Herkesin tekrardan cumasını kutluyoruz. İyi bir haftaya giriş olsun, hafta sonuna giriş olsun. Herkese güzel hafta sonu olsun dileyelim. Tüm oynayan arkadaşlarımıza da bol şans diliyoruz. Rast gelsin. Bir sonraki videoda ki şu an Antalya videomuzda yayında. Görüşmek üzere. Herkese bol şans. Hoşçakalın.